Gerekli programları indirdik. Şimdi gelin bunları sırasıyla kurmaya. Dediğim gibi Windows 10 kullanıyorsanız zaten bu size yüklüdür. Değilse de ilgili yerden indirmeniz gerekiyor kullandığınız işletim sistemine uygun olanını. Sonrasında biz Git'i indirmiştik. Git'i hemen kuralım. Kurulum oldukça basit. Herhangi bir ayar gerektirmiyor. Next diyoruz. Program filesinin altına yine Next dedim. Next dedim. Next dedim. Burada Vim diye gıcık bir editör var. Onu kullanıyor. Ben de bu arada Notepad++ yüklü. Bunu kullanmayacağız aslında ama şu an için hani ola ki kullanırsam diye Notepad++'ı seçiyorum. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmadan Next Next diyerek Git'in kurulumunu bilgisayarıma yapıyorum. Git kurula dursun. Biz Flutter SDK'yı da indirdik. Sonra ona da bir bakalım. Flutter SDK böyle bir RAR dosyası içindeydi. Bunu bir klasöre çıkardım. Çıkardım ama silmişim. O yüzden şunu silelim. Klasöre çıkar diyerek buradaki dosyaları da bir klasöre çıkaralım. Şimdi burada size bir şeyden bahsedeceğim. Olur ya bilgisayarınıza format atarsınız ve genellikle ne yaparız? Formatı biz C diskimize atarız değil mi? Diğer dosyalarımızın olduğu disklere atmayız. O yüzden bu işlemlerde hani bu dosyaları da sürekli bir daha kurmak yerine her formattan sonra mesela direkt olarak Android geliştirirseniz Android SDK araçları indirmesi oldukça vakit alan şeyler. Ben diyorum ki bunları farklı bir diskin üstüne yapalım. Yani format attığımda silinmesin. Sadece bir format attığımda C'ye programlarımı kurduktan sonra işte senin SDK'n F diskinde git onu göster diyebilmek adına ben bu kurulumları C diskin üstüne değil farklı bir diskin üzerine yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki de karar sizin. İstediğiniz yere kurabilirsiniz ama burada da aslında ben onu yapacağım. Böylece aslında konuya biraz daha hakim olmuş olacağız. Hani varsayılan ayarlarla ilerlemek yerine ola ki benim daha önceden mesela SDK'm varsa bunu nereye kuracağım gibi sorulardan kurtulmak adına güzel bir uygulama olacak. Şimdi buradaki Flutter Stable evet, yine şu tarih itibariyle yani bugün ayın 23'ü 23 Aralık 2018 itibariyle stable 1.00 sürümü mevcut. Onun dosyaları buraya atılıyor. Burada genel olarak bir Flutter isimli klasöre bunlar çıkarılıyor. Bu çıkarma işlemi tabii ki de bilgisayarınız hızınıza bağlı olarak değişebilir. Neyse işlem bitti. Buradaki bu Flutter klasörünü kopyalıyorum veya kesebilirdim. Hiç önemli değil. Farklı bir diskin üstüne mesela F diskinin içine yapacağım. Bunu da buraya SRC diye bir klasörün içine yapmak istiyorum. Bu SRC'nin içinde benim Flutter SDK'm olacak. Kopyalama başladı. SRC dememin amacı burada CSRC altına olduğu için yani hiçbir önemi yok. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey Flutter'ı gidip de atıyorum program files gibi bir şeyin altına koymayın. Hatta ve hatta mümkünse bilgisayar adınızda Türkçe karakter veya boşluk varsa şu an onu da güncelleyin. Yarın öbür gün çok saçma hatalar alınıyor. Kendi canınız boşuna sıkılmasın. Mesela benim bilgisayar adım şöyle C kısmına gidersem burada gözükmüyor ama şöyle girelim. Neredeydi mesela C'nin altında kullanıcılar diyeceğim. Mesela benim adım Emre. Türkçe karakter olan bir isminiz varsa ve onu yaz mesela İbrahim'in i'si büyükse işte Anıl Kaan gibi gidip de burada Anıl Kaan gibi Türkçe karakter ve hatta boşluk içeren username'lere sahipseniz kendinize yeni bir kullanıcı oluşturun ve içinde mümkünse Türkçe karakter ve boşluk karakteri olmasın. Sonrasında dediğim gibi çok farklı hatalar çıkabiliyor. Eğer öyleyse de yapacağınız kurulumların hiçbirini bence C'ye yapmayın arkadaşlar. Sonrasında başınız ağrımasın. Burada da ondan bahsediyor. Program files gibi şeyin altına yapmayın. Çünkü bu ekstra yetkiler isteyebilir. Bir şeyleri çalıştırmak istediğinizde hatalar alabilirsiniz. O yüzden böyle bir uyarı yapmış. Bu arada Git kurulumumuz bitti. Finish diyerek bunu kapatıyorum. Kopyalamam da bitti büyük ihtimalle. F'e gidelim. SRC'nin altındaki Flutter klasörüne bir bakalım. Şimdi burada Flutter konsolu çalıştırdığımda ben artık Flutter ile ilgili her şeyi göreceğim. Böyle bir uyarı çıkabilir size de more info diyerek run anyway deyip hani bu programa güvendiğinizi söyleyebilirsiniz. Burada bazı açıklamalar mevcut. Çok da önemli değil. Flutter'ımız düzgün bir şekilde çalıştı. Peki cmd desek komut satırından ben acaba Flutter'ı çalıştırabilir miyim? Şöyle bir çalıştıralım. Bekliyoruz bu arada. Şu an Flutter ile ilgili komutları çalıştırıyor.
Ola ki siz de Flutter yazdığınızda çıkmazsa bunlar, yani Flutter'ı bulamadım gibi bir hatayla karşılaşırsanız, burada yine dokümanda bahsedildiği gibi petlerinizi düzenlemeniz lazım. Nasıl yapacağız onu? Bilgisayarıma sağ tıklayıp en alttaki özellikler dedikten sonra sizi böyle bir sayfaya götürecek. Gelişmiş sistem ayarlarından çevresel değişkenler, Advanced'in altında bulunan Environment Variables'ı tıklayıp buradaki bu pete bunu yazmanız lazım. Bakın ben de hepsini yazmış. Sizde de bu ayarların olması gerekiyor. Olmadığını düşünelim. Sildim bunu. Bunu da sildim. Okey dedim. Şuradaki pete de bakayım. Burada da var mı? Yok. Tamam. Şimdi sizde mesela şöyle bir şey oldu. Geldiniz buraya. CMD'yi açtınız. Bakayım ben de Flutter çalışıyor mu dediniz. Flutter'ı bulamadım, tanımlayamadım diyor. Bu neden dolayı oluyor? İşte oradaki pet değişkenlerinde Flutter yazdığınızda aslında bu ne yapıyor? Flutter.exe diye bir dosyayı çalıştırmaya çalışıyor. Ve sizin şurada pet kısmında eğer bu Flutter.exe'nin nerede olduğunu yazmadıysanız, yani ben Flutter.exe dediğimde aslında şu dizinleri aradı, bulamayınca da hata verdi. O yüzden buraya geliyorum. Yeni dedikten sonra Browse diyelim ve Flutter'ı biz nereye kurduysak onu göstermemiz lazım. Ben F'nin altındaki SRC'nin altına kurmuştum. Burada da Bing klasörünü seçmem lazım. Burası çok önemli. Çünkü Flutter.exe bu Bing'in içinde. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Hani ben Flutter komutunu çalıştırdığımda aslında bu çalışıyor ve bunun yolunu, şu yolu pet kısmına tanımlıyoruz. Okey diyelim. Yani user değişkenleri altında, yani Emre kullanıcısı artık Flutter dediğinde şuradaki yollara bakacak ve bulacak. Şimdi ilk seferde bunu bulmayacaktır. O yüzden bu değişikliği yaptıktan sonra CMD'yi bir kapatıp açmanız lazım. Flutter deyip çalıştırdık ve gördüğünüz gibi artık Flutter ile ilgili komutlar geliyor. Buraya dikkat edelim. Burası önemliydi. Her ne kadar CMD'den biz çok fazla Flutter'ı çalıştırmayacaksa bu ayarları yapmamız oldukça önemli. Burada başka bir bilgiden bahsedilmiyor ve Flutter Doctor diye çok güzel bir komutumuz var. Bu Flutter ile ilgili bir hata varsa, bir eksiklik varsa veya Flutter'ın yeni bir sürümü mevcutsa bizi bilgilendiren bir ekran. Flutter.doctor diyelim. Bakalım Flutter ile ilgili ne durumdayız. Bakın burada ne diyor? Flutter kurulumu yapılmış. Yanında yeşil bir tik var. Ama Android Studio ile ilgili işte Android SDK'yı bulamamış. Android Studio'yu buradan yükleyin vesaire diyor. Android Studio'nun olmadığı burada. IntelliJ IDE'yi kullanacaksınız. Onun da Flutter plugin'i yüklü değil diyor ve herhangi bir bağlı cihaz yok diye sizi burada uyarıyor. Şimdi burada ne yapalım? Şöyle bir bakıyorum. Android Studio kurulumunu da bu derste yapalım isterseniz. Daha önceden zaten bunu indirmiştik egzesini. Masaüstünde gerekli programların içine ben bunu atmıştım. Gelin bunu administrator olarak çalıştırıp kuralım. Yine Java Android kurslarından geldiyseniz veya daha önceden Android geliştirdiyseniz bu zaten sizde mevcuttur. Ama olmayan arkadaşlar için bu exe'yi indirip kurulumu adım adım yapacağız. Android Virtual Device yani emülatörle beraber kur dedim. Program files'ın altına kuracakmış. Şöyle bir bakayım. Ben de daha önceden kurulu olduğu için herhalde burası dolu. O yüzden sonuna bir eklemiş. Bunu ben silmek istiyorum. Program files'ın içinde Android kısmında. Evet. Şu iki alanı sileceğim. Hatta program files'ta Android ile ilgili bütün klasörü sileceğim. Sıfırdan bir kurulum olsun. Aslında ben de daha önceden kuruluydu. Denetim masasından da kaldırdım ama gördüğünüz gibi burada bazı klasörler yine çöp olarak kalmış. Sizin de sıfırdan bir kurulum yaptığınızı varsayarak bunu şimdi en baştan başlayacağız. Şurayı da kapatalım, en baştan başlayalım. Program files değil, yine gerekli kurulumlar dosyama gittim. Android Studio'yu başlatıyorum. Ve lütfen en son sitesindeki var olan sürümünü kurun. Eski sürümlerde hata çıkabilir. Hani bilmiyorum, kullanmadım ama hatalar çıkarsa da kendi canınızı da aslında benim de canımı sıkmanızı istemiyorum. O yüzden
son sürümünü kurmanız çok daha iyi olacaktır. Android Studio kurulacakmış, bununla beraber de Virtual Device kurulacakmış diyor. Peki ileri dedik. Evet, program faylının altına bunu kurabilirsin. Install diyerek kurulumu başlatıyoruz. Burada gerekli işlemler yapılıyor. Şu an Android Studio kurma amacımız ne peki? Biz Flutter'ı herhangi bir editörle geliştirebiliriz ama Android uygulama, sonuçta Flutter'la iOS ve Android uygulamaları çıkarıyoruz. Bazı package'lar lazım değil mi? SDK'lar lazım, build tool'lar lazım. İşte bunların kurulumunu ben Android Studio üzerinden, emülatörümü bunun üzerinden çalıştıracağım. Aslında bu kurulumları yaptıktan sonra artık Android Studio'yu açmamıza da gerek kalmayacak. Sonraki birkaç derste zaten size Visual Code üzerinde de Flutter uygulaması açmayı, hatta IntelliJ IDEA'da da açmayı göstereceğim. Ama bunu bir kere bir kurmamız lazım ve açıkçası çok da aşina olduğum bir editör olduğu için büyük ihtimal Android, yani Flutter'la ilgili kısmı Android Studio üzerinden yapacağım. Ama Dart ile ilgili kısmı belki Visual Code üzerinden sizlere anlatmayı düşünüyorum. Sonuçta her iki editöre de aşina olmanızı isterim. Hani siz bunu beğenirseniz Visual Code'u, bunu beğenmezseniz oradan yine çalışmaya devam edebilirsiniz. Sonuçta bu bir editör. Çok da farklı olmayacaktır. Yazacağımız kodlar birebir aynı olacak. Kurulum bittikten sonra devam edeceğim. Şu an belki videoyu durdurabilirim. Evet, kurulum bitti, completed dedi ve next diyerek ilerliyorum ve start Android Studio diyerek ilk Android Studio'nun karşılama ekranını bekliyorum. Daha önceden bir proje açmıştım, onu açmaya çalışıyor. Şunu cancel diyerek bitireyim. Bu dersi de burada bitireceğim. Bir sonraki derse Android Studio'da Flutter plugin'i kurup devam edeceğiz.